ayrılacağız. T dediğimiz ne oluyordu? Sıcaklık. Teknemizde bulmamız gereken önce ne olacak? Mol sayısı. N'i bilmiyoruz. Şimdi T dediğimiz 270 oldu. 275, 4,48 nereden? Zaten gramı istediği için ne yapacağım? Büyük heyecanla beklediğimiz YKS sonuçlarımız açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediye'mizin YKS kurs merkezlerinde eğitim gören öğrencilerimiz yine bir sınav sonucunda büyük başarıya imza attılar. Bu başarıda emek veren tüm öğrencilerimize, velilerimize ve bu yolda, bu zorlu yolda öğrencilerimizi ve velilerimizi yalnız bırakmayan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Geçen yıl ilk binde 3 öğrencimiz vardı. Bu yıl İlk binde 9 öğrencimiz bulunuyor. Aynı şekilde geçen yıl ilk 50 binde 218 öğrencimiz vardı. Bu yıl bu sayıyı 252'ye çıkararak eğitim hizmetleri ailesi olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki sürecimizde öğrencilerimize desteğimiz devam ediyor. 19 Temmuz Cuma günü itibariyle merkez ilçelerimiz için Mersin Büyükşehir Belediye'mizin kongre ve sergi sarayına haftanın 7 günü öğrencilerimiz sabah 9 ve 18 arasında bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm ilçelerimizde de YKS kurs merkezimizden hafta içi faydalanabilirler. Sadece bu hizmetimizi kendi öğrencilerimiz için değil, diğer dışarıdan hizmet almak isteyen tüm öğrenci ve ailelerimiz de bekliyoruz. Buradaki amacımız eğitimdeki fırsat eşitliği ilkemizi tüm gençlerimize yaşatmak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdemli Şubesi'nde hazırlandım. Sıralamam eşit ağırlıkta 3308, sözelde de 179. Buradaki çalışma sürecim iyiydi. Özellikle ücretsiz olması ve verdikleri ücretsiz ders kitapları. Bir de ekstra ben buranın bina tasarımını da seviyorum. Etüt salonları ya da şuradaki balkonu. Benim için yeterli avantajlardı bunlar. Ortamı da seviyordum, güzeldi. Yani beni motive ediyordu ortam. Yani Akdeniz Şubesi'ndeydim. Sözel'den girecektim. Zaten Sözel'de de 396. oldum. Ya gayet iyiydi bence. Hani tam bir süper dershane havası. Yukarıda zaten ders çalışmak için salon vardı. Ayrıca bir sürü kaynak verdiler ki bu epey iyiydi çünkü test kitapları çok pahalı. Yani bir de yani öyle ilişkim bitti de ben yine de en azından hani şimdi üniversite için başka şehire gideceğim ama burayı yeniden ziyaret ettiğimde öğretmenlerimi ziyaret etmek isterim. Eşit ağırlık 592.si oldum. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Erdemli Kurs Merkezi'ne gittim. Bana bu alanda oldukça fazla katkı sağladılar. Öğretmenler de oldukça fazla ilgiliydi bu konuda. Onun haricinde etüt sınıflarında çok iyi imkanlar var. Oralarda çok iyi bir şekilde çalışabildim, hazırlanabildim sınava. Buranın ücretsiz olması oldukça fazla artı. Hakeza öğretmenler de oldukça fazla ilgili olduğu için bu dershaneyi seçtim. Hocalarıma, bana yardımcı olan herkese ve vaat başkana bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ederim. Eşit ağırlıkta 850. oldum. Yani ben genel olarak dershane konusunda da kolay beğenen biri değilim normalde. Yine birkaç tane sene başından dershaneleri, deneme derslerine girdim. Genelde yorgun ve yapay bir ilişki oluyordu. Belediyenin dershanesinde hem öğretmenler daha rahat bir şekilde eğitimini veriyordu ve daha sıcakkanlı bir ilişki yaşanıyordu yani. Bu da beni çok etkiledi. Eksik kaynak olanlar için zaten kaynak desteği vardı orada. Her hafta deneme de yapılıyordu zaten. Ben mesela sayısalla başladım seneye. TM'ye geçerken de çok yardımcı oldular. Her konuda yardımcı oluyorlardı. Hatta birebir ders almak için de her zaman yardımcı oluyorlardı. Gerek kafeler olsun, gerek dershaneler olsun güzel bir imkan sağladı. Biz de değerlendirdik. Onları da biz de ailemizde mutlu ettiysek ne mutlu bize.